Herkese yağmurlu bir Bursa gününden merhaba. Bugün Clio 5 aracımı servise götürüyorum. Daha önceki videomda da anlattığım üzere start stopumla ilgili bir sıkıntı var. Şimdi hem o sıkıntıyı size biraz daha resmedeceğim, biraz daha göstereceğim. Hem de diğer şikayetim olan kapı fitili siparişi gelmiş. O konuda bana bilgi geldi. Yaklaşık bir 2,5-3 ay geçtikten sonra o değişimi yapacaklarını söylediler. Bakalım start stop arızasıyla ilgili neler söyleyecekler, ben de merak ediyorum. Hem de öğrendiğim şeyleri size de aktarırım. Siz de bu videoyu izleyerek konu hakkında bilgilendirmiş olursunuz. Onun için videoma da like atarsanız sevinirim. O zaman artık servise gidelim. Evet, arabayı ilk çalıştırdığımda görüyorsunuz yakıt tüketimi 9 litreye kadar çıktı. Onu ayrıca anlatacağım. Evet, start stop kontrol ettirin diyor. Onun için yazının kalkması için şurada bir tuşa basmam gerekiyor. Şöyle göstereyim. Basınca direkt yine yakıt tüketimini görüyorsunuz. 9 litre. Normalde kullandığım 7 litreydi arkadaşlar şehir içi. 7-7.2 civarı. Ama 3 ay geçti ve şu an 9 oldum. Bu arada ilk ay 8'e çıkmıştı. Sonraki ay 9'a çıktı. Hala daha 9 olarak devam ediyor. Yani yakıtın 9 litreye çıkması tabii ki ilk başta benim acaba gösterge mi yanlış gösteriyor diye düşünmeme de neden oldu. Daha sonradan baktım ki gerçekten yakıt da gidiyor. Bunda gene özellikle start stop arızası yaşayan herkeste olduğunu öğrendim. Yani internetten yazıştığım bazı kişiler, YouTube kanalımdan yazan kişiler yakıt tüketiminin 11 litreye kadar çıktığından bahsetti ki hani ben bunu artık pandemiden dolayı olan trafikte acaba çok beklediğimden dolayı mı diye düşünüyordum. Halbuki bu durum yakıt tüketimini de arttırıyor gibi bir etkisi var. Bakalım serviste de bunu gene söyleyeceğiz. Bakalım ne diyecekler. Şimdi artık yavaş yavaş yola çıkma zamanı. Arkadaşlar bir de start stop tuşunu istediğiniz kadar basın. Şu anda aktif ya da inaktif duruma gelemiyor. Bu da eğer sizde de oluyorsa bilin ki start stopunuz arızalanmıştır. Arkadaşlar şimdi Renault Erdeğer servisine geldim ki Bursa'da da bugün oldukça yağmurlu bir hava vardı. Gerçekten yaklaşık bir saatli geçik sürede geldim diyebilirim. Şimdi aracımı servise bıraktım, öncelikle onu söyleyeyim. Birkaç konu vardı. UPC denilen o start stop'a etki eden beyin arızalı olduğu için benim daha önce geldiğim serviste bunun zaten siparişini verildiğini ve o parçanın da geldiğini söylediler. Buna çok sevindim çünkü bir 2-3 ay bekleme süresi oluyordu. Yaklaşık 2 aylık beklemeden sonra beynin değişeceğini bugün öğrendim. 1-2 ay daha beklememiş olacağım yani. Aynı zamanda kapı fitili de geldiği için ikisi birlikte gelince çağırmışlar. Onunla da çok sevindim. Bir 4-5 saat sonra zannediyorum aracımı teslim alacağım. Aracı teslim aldıktan sonra da zaten start stop'un çalıştığını ve kapı fitilini sizlere göstermiş olurum. Bir tane kağıt verdiler bana. Verilen kağıtta gene servis kabul formu size yapılması istenenler diye oraya yazmışlar. Zaten fotoğrafını da çektim, videodan da gösterim. İşte sol arka cam fitilinde deformasyon var ve araç start stop uyarısı veriyor diye bir servis kabul formu yeniden oluşturuldu. Buna göre işlemleri yapıyorlar. Aracımızı gene teslim ederken kilometresi alındı. 5335 kilometredir şu an aracım. Bakalım teslim alırken kaç kilometrede teslim alacağız, onu da gene göstermiş olurum. Arkadaşlar yeniden merhaba. Arabamı servisten aldım. Yaklaşık 45-50 kilometre kadar da sürmüş oldum. Hem de bir deneyimimi de tecrübemi de görmüş oldum. Araba olmuş istediğim gibi gerçekten. Bu arada birkaç bilgi öğrendim, onları da size aktarmak istiyorum. Daha sonra da aracın nasıl düzeldiğini sizlere göstereceğim. Arkadaşlar ilk başta Bursa'da ikinci UPC beyni değişen araç benim aracımmış. Aslında ilk araç olacağını söyledi ama bir tane kadın benden önce gelip start stop'la ilgili olan UPC beyni değiştirmiş. İkinci benim aracımda oldu.
Bunun için de sevinçliyim. Diğer arkadaşlara da gene yol göstermiş olacağım. Bunun haricinde arkadaşlar start stop'un 10 derecenin altında aslında çalışmadığını öğrendim. Yani hava sıcaklığı 10 derecenin altındaysa start stop'u kullanmamamız öneriliyor. Gene zaten bir 2-3 kilometre gittikten sonra motor ısınınca devreye giriyordu. O gene geçerli. Ama hava sıcaklığı 10 derecenin altındaysa çok da kullanmayı tercih etmeyelim. Bu konuda özellikle arabanın kataloğunda da bahsediliyormuş. Ona da özellikle bakacağım. Arabamız servisten alırken gene iç dış yıkaması yapılmıştı. O konuda da gene tüm özen gösterilmişti. İşte direksiyon ve diğer vites ve el freninde yani streç filmler vardı. O konuda da bence gerekli özen göstermişti ve arabamı teslim alırken şu şekilde bir yazı vardı. Bu araç dezenfekte edilmiştir. Keyifli sürüşler dileriz. Bunları görmek de gerçekten güzeldi. Bir de servisten aldığım kağıdı size göstereceğim. Aracınızda yapılan işlemler. Burada işte sol arka cam fitilinin değiştiği ile ilgili bir yazı var. Bir de araç start stop uyarısı veriyor. Bunun için de UPC beyni değişti. Ve diğer tanımlamaları yazmışlar. Bundan bir tane imzalayıp ben onlara verdim. Daha sonra servis teslim ve kalite formu vardı. Bunları da teker teker check etmişler anladığım kadarıyla ve şöyle bir form var. Bunu da gene göstereyim sizlere. İşte araç durumu, iç dış aydınlatma, araç içi kontrolleri, görüş alanı, motor ve sıvı seviyeleri vesaire. Bütün maddeleri teker teker bu form üzerinden kontrol ediyorlar, checklist üzerinden. En sonunda da bir beyinlerle ilgili elektronik rapor sunuyorlar. Bir önceki servis raporunda da vardı bu gene. Burada ABS, ABR'de mevcut arızalarda evet gelmiş. O dikkatimi çekti. Zannediyorum bu start stop ile alakalı olduğu için böyleydi. Daha sonrasında da bunun gene kontroller yapıldıktan sonra bunun hepsinin hayır olduğu şekliyle bir dökümü vardı. Bu da böyle arkadaşlar. Bu rapordan da gene istersek veriyorlardı. Ben istediğim için aldım. Şimdi bir aracımızı çalıştıralım isterseniz. Araçta şeyi gösterelim. Mevcut yakıt tüketimi yaklaşık bir 45-50 kilometre sürdüm ve yakıt tüketimi sıfırladım. 7,3'e geldi. Hatırlayacaksınız videonun başında da göstermiştim. 9 litreler vardı aracı sürerken. Şimdi bir çalıştırım aracı. Evet. Şu an baktığınızda şurayı çekebilir misin? 5.366 kilometreye gelmiş. İlk başlarken 5.311 kilometrede başlamıştım videoya. 5.335'te servise vermiştim. Yani yaklaşık 30 kilometre kullanmışım ve hala yakıt tüketimim 270 kilometre daha gider diyor. 9'dan 7.5'a düştü, 7,3'e düştü. Yaklaşık da bir 30 kilometre kullandım ve hani 40-45 kilometre kadar bir kar ettim. Yakıt tasarrufunda UPC'nin değişmesiyle de sağlayarak. Eğer siz de start stop arızası yaşıyorsanız kesinlikle ne kadar alakalı bilemiyorum. Bunun teknik açıklamasını ben yapamam ama yakıt tüketiminiz artıyor. Bunu ben ilk başta dijital olarak yanlış gösterge olabileceğini düşünmüştüm. Fakat gerçekten yakıt tüketimi artıyor arkadaşlar. Onun için çok da fazla geç kalmayın servise gitmek için. Eğer start stop arızası yaşıyorsanız şurayı da göstereyim. Gene eskiden burası kırmızı inaktif durumdaydı. Start stop devre dışı diyor. Buna bastığımda start stop kendisi artık otomatik devrede. Ve denediğimde de gene çalıştığını gördüm. Herhangi bir problemi de yok. Gerçekten Renault servis olarak bence iyi. Keşke hiç yaşanmasaydı bu. Ama bugün yaklaşık 2 ay sonra ilk servise gittiğimden sonra 2 ay geçti ve Fransa'dan yurt dışından talep edilen UPC beyni geldi. Bunu da sorunsuz bir şekilde araca monte ettiler. Ne kadar sürdü serviste kalması aracın? Bu arada servise aracı hiç sürmemişler. Verdiğim kilometrede aldım. Onu da belirtmiş olayım. Ne kadar kaldı serviste araç? Yaklaşık 3-4 saat kaldı. Ama bütün iç dış yıkaması dahil bütün müdahaleleri yapılmıştı. En son da size değiştirilen fitili göstereceğim. Fitil de gene bir önceki videomdan karşılaştırmasını da yaparım. Öncesi sonrası diye. Oradan da görebilirsiniz. Son derece güzel olmuştu. Bu konuda da Renault'a gene teşekkür etmekte fayda görüyorum ki böylesi kronik bir UPC start stop arızasını gerçekten
bizleri de mağdur etmeyecek şekilde çözdüler. Olabilir diyoruz, elektronik eşya diyoruz ama gerçekten sıfır araç alıyorsunuz. Daha sonrasında da böyle arızalar görmek çok hoşnut olmayabilir. Herkes hoş karşılayamayabilir bu durumu. Çok da uzatmayalım, videomuzun da sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Like tuşuna basmayı ve kanala isterseniz abone olmak için de abone tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki Clio 5 videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar burada da gene hava yağmurluydu bugün. Görüyorsunuz buradaki is tamamen gitti. Gerçekten herhangi bir problem gözükmüyor. Renault'a teşekkür ediyoruz.